görev yapan bir insanım Bursa'da. Bursalı hemşerilerimizin ve yurttaşlarımızın vermiş olduğu yetkiyle 99-2004 yıllarında belediye meclis üyesi seçildim. Osman Gazi Meclisi'ne girdim. Sırasıyla birçok görevleri ifa ettik. Kısaca hatırlatmak gerekirse Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı, Eğitim Hizmet Komisyon Başkanlığı, Belediye Meclis Başkan Vekili ve Belediye Başkan Vekili görevlerini yürüttüm. Bu süre içerisinde o kadar çok hizmet kazandırmışız ki Bursa'ya, hemşehrilerimizin şu an bunları kullanıyor olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hatırlatmamız gerekirse raylı sistemlerin ilk adımından tutun, birinci etaptan ki en uzun kilometredir. Takımımız Bursa Spor'un projelendirilmesine, özle tesislerinin, Osmanlı mirasının canlandırılmasından tutun, Ramazan çadırlarına, gençlik merkezlerine, barınma evlerine kadar Demokratik Sol Parti'nin imzası vardır. Bundan sonra da ben inanıyorum ki 30 Mart akşamı Demokratik Sol Parti'nin o temiz güvercini, saflığın, halkçılığın ve hizmetin o güvercinin kanat sesleri Bursa'da olduğu gibi Türkiye'nin birçok tarafında kendini hissettirecektir ve bundan sonra halkçılık yönetimlere oturacaktır. Bursa'mızdan ve yerel yönetimlerden başlayarak önümüzdeki ilk genel seçimlerde de Türkiye'nin idaresi artık Demokratik Sol Parti'ye geçecektir. Bu bir ihtiyaçtır. Çünkü 12 senedir parlamentoda olmadığımızın nasıl bir sıkıntılara neden olduğunu hep birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Hiçbir şey üretilmiyor. Halk lehine hiçbir şey üretilmediği gibi sürekli birbirlerine atışan siyaset liderlerinin çözüm üretemeyeceği aşikardır. Demokratik Sol Parti her kadrosuyla birlikte halkın tüm kesimlerinin sorunlarını temsil edebilecek, çözüm üretebilecek tek partidir ve Demokratik Sol Parti'nin yolu açıktır. Sol açık, Demokratik Sol yolda açıktır. Peki bu uzun sürede, sahadaki uzun geçen sürenizde nasıl bir Bursa fotoğrafı çektiniz? Bursa'nın en büyük sorunu ne sizce? Tabii Bursa'da sorun bir değil, birçok sorun var. Biz de bunlara göre projelerimizi hazırlarken şu şundan öncedir anlamında bakmıyoruz. Hepsi birbirinden önceliklidir ama ulaşımdan başlayarak birkaç şey söylemem ifade ederse, bakın raylı sistemlerin diğer iki etabını göreve geldiğimizde tekrar hayata geçireceğiz. Onun yanında Bursa'yı katlı yol sistemleriyle tanıştıracağız. Yine bununla beraber Bursa'mızı Bursa Rayla tanıştıracağız. Bursa Hava Rayla tanıştıracağız. Bununla özellikle ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız Skytrain falan diyorlar. Ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'dayım. Arkadaşlarıma tavsiye gitsinler İngiltere'de bir İngiltere şehrinin adayı olsunlar. Bunun adı Hava Ray'dır. Bursa'da aday olacak insanların da kelimelerini kullanırken Türkçe ile ifade etmeleri gerektiğini, özellikle de şu dönemdeki hassasiyetler de göz önünde alınarak buna çok dikkat etmeleri gerektiğini altını çizmek istiyorum. Yapacaklarımızı sırayla ifade edersek, biz kent tarımına çok önem veren bir partiyiz. Partimizin zaten kazanılmış çiftçi haklarından, işçi haklarından geldiğini herkes bilir. Demokratik Sol Parti öyle 5 yıldızlı otel lobilerinde kurulan bir parti değildir. Halkçılığı da zaten buradan gelmektedir. Halkçılık da çakma kasketlerle ve çakma gömleklerle olmaz. Yürek ister halkçılık, hizmet ister. Bu hizmeti de bizler yaparız, geçmişte yaptığımız gibi. Şimdi kent tarımında biz neleri önemsiyoruz? Şunu çok net ifade edeyim. Ben Gürsulu bir çiftçi büyüğümüzden, bir abimizden sondaj sıkıntısını öğrendim. Yine bir başka ilçemizdeki bir çiftçi, bir üreticiden iz elementlerin analizlerinin Bursa'da yapılamadığını öğrendim. Yine kendi araştırmalarımız ve gezdiğimiz her yerde Bursa'da 600 bin muhtelif meyve üretildiğini biliyoruz. Bunların üretici birliklerinin olmadığını biliyoruz. O yüzden Demokratik Sol Parti iktidara geldiğinde üretici birlikleriyle ilgili sorunlar açılacaktır. Sondajla ilgili sıkıntılar açılacaktır. Bu iz elementleri için de çiftçilerimiz adamını bulan, onların tabiriyle Yalova'ya, bulamayan Antalya'ya gidip sıra beklemeyecektir. Bu Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çözülecektir. Ama üzülerek ifade ediyorum ki haksız rekabetin yaşandığı billboardlardan tutun da bazı tanıtım malzemelerine kadar Demokratik Sol Parti'nin üzerine bu kadar gelindiği bir dönem ben hatırlamıyorum. Bakın dün Demokratik Sol Parti'nin bazı bayrakları kesildi. Evet, uygulamalarda böyle bir karar alınmış olabilir ama bu karar alındıysa, Demokratik Sol Parti'ye bu uygulanıyorsa, ben isterdim ki, arzu ederdim ki bütün partilere aynı hassasiyet göstersin. Kentin birçok noktasında diğer partilerin bayrakları ve adaylarının afişleri, resimleri asılırken Demokratik Sol Parti'ye bu saldırıyı anlamak mümkün değildir.
Ve ben yürekten inanıyorum halk buna cevabı sandıkta verecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar görmezden gelirlerse gelsinler, halkçılık kazanacaktır. Demokratik Sol Parti mutlaka bu işten halkın desteğiyle en yüksek oy oranına çıkacak ve idarenin başına oturacaktır. Projelerimizi devam etmemiz gerekirse ben Bursa'da görev yaptım, her dönemde engelli derneklerini gezen bir insanım. Çok yakın bir dönem içerisinde de birkaç engelli derneğini ziyarete gittim. Orada kendilerine şunu ifade ettim. Dedim ki ben Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman aranızdan seçeceğiniz bir arkadaşımızı, bir kardeşimizi bana danışman olarak iletirsiniz. Ben de onu Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde danışman olarak değerlendiririm. Neden engelli kardeşlerimize çok önem veriyoruz? Hepimiz bir engelli adayız. Şu kapıdan çıktığımızda hiçbirimizin başına ne geleceğini bilmiyoruz. O yüzden bu kardeşlerimizin Bursa'mızda insan gibi yaşayabilmeleri için, ama müteahhitlik hizmetlerine göre değil, onların yaşayabileceği bir sisteme göre Bursa'nın üst yapısını yeniden düzenleyeceğiz. Ve bunu yapmak zorundayız. Onun dışında bir geriatri merkezi kazandıracağız Bursa'ya. Geriatri demek yaşlı dostu bir kent demektir. Yaşlılarımıza sahip çıkmaksak, annelerimize, babalarımıza, dedelerimize, ninelerimize sahip çıkmazsak, bir Türk evladı olarak ben bundan utanç duyarım. Biz bu kültürle yetiştik, bu doğrularla yetiştik. O yüzden büyüklerimize saygı, sevgi ve her türlü hizmeti vermek zorundayız. Unutmayalım ki Allah herkese sağlıklı uzun ömürler versin. Bir gün biz de yaşlanacağız. Bizlere de birilerinin sahip çıkmasını bekleyeceğiz. O yüzden Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bunu da gerçekleştireceğiz. Ve en çok yapmak istediğim projelerden bir tanesi de budur. Onun yanında katlı yol sistemlerini gündemimize aldık. Bu katlı yol sistemleriyle ilgili bazen duyuyorum arkadaşlarımız, daha doğrusu diğer siyasi partilerin temsilcisi olan arkadaşlarımızdan başkan Barcelona'ya mı gittin diyenler falan oluyor. Ben Barcelona'ya falan gitmedim. Allah'a şükür Türk'ün aklı İspanyol'dan çok daha fazladır. Biz kadınına seçme ve seçilme hakkını Avrupa'da en önce veren bir ülkenin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Bülent Ecevit'in ve devrim şehitlerinin evlatlarıyız. Böyle düşünen insanlar için bu hizmetleri yapmak çok kolaydır. Bir İspanyol gelsin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Özbilge bunu nasıl yapmış diye o gelsin benden öğrensin. O yüzden benim hiç kimsenin yaptığı hizmetleri görmek gibi bir tercihim yok. Hizmetlerimizi kadrolarımızla, Demokratik Sol Parti'nin belediye meclis üyesi insanlarıyla, o dürüst insanlarla, çünkü DSP doğruları söyleyen insanların ve dürüst insanların partisidir. Bunu da zaten kanıtlamış bulunuyoruz. Hiçbirimizde bir leke yok. Allah'a şükür alnımız açık, yüreğimiz tertemiz ve hizmet aşkıyla geliyoruz. Bu hizmet aşkımız da birilerinin çocukluk hayali falan değil, altı parmaktan T1 hattı geçirmek falan değil. Bizim hayalimiz geleceğin Bursa'sını kurmak, genel idareye de geldiğimizde geleceğin Türkiye'sini inşa etmek, yarım kalan projelerimizi, teslim ettiğimiz birçok fikrimizi yeniden hayata geçireceğiz. Hemşerilerimizin desteğiyle, hiç kimsenin şüphesi olmasın, Demokratik Solcular geliyor. Atatürk Stadyumu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Oranın meydan olması ile ilgili. Tabii. DSP'den belediye meclis üyesi seçildiğimde zaman zaman bu tartışmalar gündeme gelmiştir. Ben gerçekten Bursa'nın bir meydan kazanmasını yürekten hissediyorum ve yüreğimde hissediyorum. Bakın etrafınıza, meydan adı altında hemen burada da bir meydan var. İçinden de raylı sistem geçiyor. İşte çocukluk hayali geçiyor az önce dediğim gibi. Buranın adı meydan mıdır? Bu bir alışveriş merkezidir. Özel güvenlikli bir alandır. Meydan demek insanların rahatça dolaşabileceği, kendi kültürlerinde olan bir takım işlemleri yapabileceği bir alandır. Bu alanı çıkartmak da çok kolaydır. Hemen yan tarafta bir kamulaştırmaya başlamıştık biz yıllar önce, 2004 yılı öncesinde. O kamulaştırmalarımıza göreve geldiğimizde devam edeceğiz. Ama hiç kimseyi mağdur etmeden. Orada iş yeri olan insanlarımızın yine oluşturulacak olan meydanda kendi görsel sanatlarını, kendi küçük esnaf alanlarını hayata geçirmelerini de önünü açacağız ve bir meydan Bursa'mıza kazandıracağız. Niçin Atatürk Stadyumu yıkılmaz diyorum? Atatürk Stadyumu 1930 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi maaşından 1000 TL katarak maddi ve manevi desteklediği ve Bursa'mıza kazandırdığı bir stattır. O statta Atatürk adı yazıyor. Hiçbir Atatürk milliyetçisi böyle bir stadı yıkmayı adına almamalıdır. Almak adına almak bizi yürekten zedeliyor, üzüyor. Utanç verici bir şey. Ne demek yıkacağız?
Efendim biz oraya meydan yapacağız. İşte meydan yaptığınız gördük aynı düşünce. Bursa'ya hakim olduğu müddet içerisinde nereleri meydan yaptığına tanık olduk. O stat Demokratik Sol Parti'nin Büyükşehir'i aldığı gün asla ve asla yıkılamaz. Kaldı ki trilyonlarca lira para harcadık. UEFA kriterlerine uygun hale getirilsin diye. Soruyorum bu para kimin parası? Bursalı yurttaşlarımızın, ülkemizdeki insanlarımızın kazanımlarından elde edilen gelirler bunlar. Bu paralardan biz o stadı uygun hale getirdik. Onun yanında Bursa'mızda, Bursa sporumuzun dışında birçok amatör takımımız var. Onlar da gerekirse maçlarını yaparlar. Kaldı ki takımımız olan Bursa Spor da arzu ettiği takdirde burada da maçlarını oynayabilir. Bununla birlikte kentin küçük esnaf dokusunun da maçların olduğu günler ticari hayatının canlandığını hep birlikte biliyoruz. Zaten küçük esnafın üzerine gelen hükümetin yerel ve genel uygulamalarından herkesin rahatsız olduğunu biliyoruz. Ama merak etmesinler, Atatürk Stadyumu yıkılmayacak. Çünkü Demokratik Sol Parti ayın 30'unda yönetim koltuğuna oturacak. Yani yönetim koltuğuna halk oturacak. Murat Özbilge değil bir halk oturacak. Ben de Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm yurttaşlarımızın sorunlarını haftanın bir günü arkadaşlarımla birlikte dinleyeceğim. Birebir alacağım. Bir proje hayata geçireceksek projenin muhatabı olanlarla birlikte bu işi yapacağız. Bakın dün Gemlik'teydim, Mudanya'daydım, ondan önceki gün Harmancık'taydım, Büyük Orhan'daydım, Orhaneli'deydim. Sürekli geziyorum. Gemlik'le ilgili bir sorun mu var? Gemlik Belediye Başkanı adayımız Sayın Atay Güngör dün benden önce yaptığı konuşmada balıkçılığı dile getirmişti. Balıkçılıkla ilgili bir konuyu tartışacaksak ve uygulama yapacaksak yetki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde olmasına rağmen konunun tarafı olan Gemlik'le birlikte yapacağız. Karacabey'de Yüksel Başkanımızı ilgilendiren, Sayın Yüksel Ceyhan'ı ilgilendiren bir problem varsa başkanımızla birlikte, Karacabey'le hemşehrilerimizle birlikte yapacağız. Osman Gazi'de Osman Gazi başkanımızla yine buradaki hemşehrilerimizle birlikte oturacağız. Ortak akılla bu işleri çözeceğiz. Kentimizin 1/250 binlik ve 1/100 binlik planlarını yeniden gözden geçireceğiz. İlgili kuruluşların düşünceleri de doğrultusunda bunu yapacağız. Ve 1/5 binlik ve 1/1000lik planları da buna uygun hale getireceğiz. Hemen hemen her gittiğim yerde karşılaştığım bir soru var. Başkan diyorlar, kentsel dönüşüm ne olacak? Evet, ben de onu soracağım. Siz de başkan olduğunuzda evimiz elimizden alınacak mı? Hiç kimse merak etmesin. Hiçbir Demokratik Sol Parti'nin belediye başkan adayı yurttaşlarımızın evlerini asla almaz. Biz ranta dönelik bir icraat uygulamayacağız. Demokratik Sol Parti halkçılığa dönelik icraat yapacak olan bir parti, insanların konut ihtiyacına göre bu işleri düzenleyecek. Burada bir örnek yaşadık geçmiş zamanda. TOKİ uygulamalarında bir belediyenin de içinde olduğu. Vatandaşların hayatını sonlandıracak kadar insanları sıkıntıya düşüren uygulamalarla karşılaştık. Ben burada söz veriyorum Bursalı hemşehrilerimizin ve Bursalı yurttaşlarımızın huzurunda. Demokratik Sol Parti döneminde belediyelerimizin hiçbirinde yurttaşlardan gelen bir talep olmadığı müddetçe bu işlerle ilgili hiç kimseyi rahatsız etmeyiz. Vatandaşlarımızdan gelen taleple komşuyu komşudan ayırmayacak şekilde. Hiç kimseye konutunu teslim ettiğimizde efendim 40 bin lira 50 bin lira fark var bunu ödeyin diye insanlara inme gelmesini, kalp krizi geçirmesine neden olacak bir uygulamaya asla imza atmayız. Böyle düşüncesi olan hiç kimse zaten Demokratik Sol Parti'nin kapısından içeri giremez. Giren arkadaşlarımızın hepsi belli bir kültürden, belli bir süzgeçten ve halkçılıkla yoğrularak bu kadroların içerisinde yer almış insanlardır. Peki kentsel dönüşüm için öncelik hangi bölgelerde sizce Bursa'da? Bakın biz geçmiş dönemde Yalova Yolu ile ilgili bu konuyu gündeme getirmiştik ama uygulama şansı bulamadık. Bursa'nın herhangi bir tarafından da başlayabiliriz. Şu an mevcut durumda binelli konutlarla ilgili birçok şey gündeme getiriliyor. Bizim de meclis üyesi adaylarımızdan bir tanesi binelli konutlarda bu kentsel dönüşüme muhatap olacak tarafın içerisinde bir temsilci. Kendileriyle bir ilgilenen yok. Ne olduğuyla ilgili bir ifade söyleyen yok. Herkes yarından endişeli, tedirginlik içinde. Herkes kendini o arkadaşlarımızın yerine koysun. Bu tedirginliği yaşamak gerçekten çok üzücüdür. İnsanlar sabahları 5 yıldızlı otellerde kahvaltı eden insanlar bunlardan anlayamazlar. Halkın arasında olmanız gerekiyor. Öyle korumalarla gezenler, önlerinde eskortlar olanlar bunlardan anlayamazlar. Biz halkın içinden geldiğimiz için
sorunların tamamına hakimiz ve sorunları gerçekten çözebilecek olan demokratik sol kadrolarız. Yurttaşlarımızla otururuz, yurttaşlarımızın dernekleriyle, temsilcileriyle otururuz, birlikte çözeriz ve bu konutları oluştururuz. Oluşturduğumuz zaman da içinde ihtiyaçlarına giderecekleri bakkalları da olur, manavları da olur, eczaneleri de olur. Ama asla 6 katı, 7 katı geçen konutlar üretmeyiz ve olaya ticari bakmadığımız için, konutun bir hak olduğunu da bildiğimiz için bu hakkı yurttaşlarımıza teslim ederiz. Peki sizin diğer adayların projelerini inceleme fırsatınız oldu mu? Biliyor musunuz yani? Ben diğer adaylarımızla ilgili zaman zaman broşürlerine bakıyoruz. Tabii benim arkadaşlarımın ne söylediğinden ziyade ben Demokratik Sol Parti olarak kendi projelerimizi yurttaşlarımıza aktarmakla mükellefim. Az önce program başlatmadan önce bir şeyler söyledim. Hatırlayacaksınız Skytrain diye. Demek ki bazı adayların da neler söylediğini izleme fırsatımız olmuş. Tabii ki biz bu konularda bakmasak da partimizin öyle bir örgütü var ki o örgütümüz bizim mahallelerden bu konuları bizlere intikal ettirdikleri için, Demokratik Sol Parti aynı zamanda bir örgüt partisi olduğu için devrimci ve Atatürk milliyetçisi insanların, Bülent Ecevit Akademisi mezunu insanların bulunduğu bir parti olduğu için herkesin ne yaptığından, ne yapmak istediğinden haberimiz olmakla birlikte bütün sorunlardan ve bütün sıkıntılardan da haberimiz var. Peki son günlerde oyların bölüneceği yönünde bir iddia ortaya atıldı. Evet. Size de çok sorulan bir soru bu. Evet, tabii. Çok teşekkür ederim. Çok sorulan bir soru. Daha dün bu konunun birkaç yerde muhatabı olduk. Bunu birileri maksatlı çıkarıyor herhalde ve utanmadan, sıkılmadan Demokratik Sol Parti'nin oyları böleceğini iddia edenler var. Oysa ortada bir bölünme varsa Demokratik Sol Parti'nin oylarını bölüyorlar. Bakın biz 1985 yılında kurulduğumuzda rahmetli genel başkanımız, onursal başkanımız, başbakanımız Bülent Ecevit'e dahi birileri bu sözleri söylediler. Utanmadılar, söylediler. Hatta bir bölen dediler. Oysa Demokratik Solcular birbirine kenetlendiler. Halkla bütünleştiler, önce solun birinci partisi oldular, sonra Türkiye'mizin birinci partisi oldular. Ve daha sonra partimize yapılan bir sivil darbeyle iktidardan uzaklaştırıldık. Bu sivil darbe de araştırılması gereken bir konudur. Bakın biz Demokratik Solcular Bülent Ecevit'le birlikte emperyalizme direnirken, Irak'taki insanların, Müslümanların hayatını kaybetmemesi için, kadınların ırzına geçilmemesi için, çocuklarının babalarının Amerikan askerleri olmaması için bu mücadeleyi yürütüyorduk. Ama ne yazık ki partimiz de ortadan bölündü ve Demokratik Sol Parti hızla iktidardan uzaklaştırıldı. Bugün o yüzden Demokratik Sol Parti'ye yerelde ve genelde ihtiyaç var. Ben demokratik solcuları oyları bölmekle suçlayanları önce şuna bakmaları, aynaya bakmalarını kendilerine ifade ediyorum. Bir aynaya baksınlar, demokratik solcular sahada her tarafta çalışırken yan gelip yatanlara biz ancak ve ancak uzaktan gülümseyerek bakarız. Çünkü eğer gerçekten samimilerse kendileri çekilsinler, Demokratik Sol Parti'yi kulvarda yalnız bıraksınlar. Bakın ben Bursa'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da tek sol adayım. Böyle devşirme aday falan değilim. Oradan buradan toplama aday değilim. İki gün önce başka partinin kapısında, iki gün sonra da bir başka partinin kapısında eşyanın tabiatına aykırı bir yapım yok benim. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanındaki saygın o Atatürk milliyetçisi kardeşlerime sesleniyorum. MHP'nin tabanındaki milli duygulara hakim kardeşlerime sesleniyorum. AKP'nin tabanındaki o insanlara, o yurttaşlara, analara, bacılara, herkese sesleniyorum. Gelin Demokratik Sol Parti'ye destek verin. Bu elimizi, bu bileğimizi güçlendirin ki yerelden başlayarak, Bursa'dan başlayarak Türkiye'nin her bir tarafında ulusal onur için ulusal duruşun nasıl olduğunu yedi düvene geçmiş dönemlerde olduğu gibi gösterelim. Çünkü Demokratik Sol Parti halkçılığın, ama altını çizerek söylüyorum, halkçılığın tek adresidir. Benim kapım her zaman açıktır. Biz hiçbir zaman şaşalı, saltanat düşkünü hayatlara bakan insanlar değiliz. Biz mütevazi yaşamlarıyla, Türk örf geleneklerinden ve inançlara saygılı laiklik anlayışını benimsemiş bir sol yapıya sahip olan insanlarız. O yüzden bu sol Türkiye'yi kurtaracak soldur. Kuvayi Milliye Hareketi'dir. Hani ne demişler? Bir mıh bir nalı
bir nal, bir atı, bir at, bir komutanı, bir komutan, bir orduyu, bir ordu da bir ülkeyi kurtarır. İşte bu ordu demokratik solculardan oluşan Genel Başkanımız Doktor Masum Türker'in de başında bulunduğu Kuvayi Milliye ruhunu taşıyan bir harekettir. Ve bu harekette hem Bursa'yı hem Türkiye'yi kurtaracaktır. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Tabii ben teşekkür ediyorum. Tabii çok söylemek istediğim şeyler var. Ama Bursa'mıza siyasi arenada bir Mehdi de kazandık son dönemlerde. Enteresan gelişmelere sahne oluyoruz. Mehdilerinin bol olduğu, bayrak operasyonlarının yapıldığı, resimlerimize tahammül edilemediği bir dönemde demek ki gümbür gümbür geliyoruz. Bu ses halkçılığın sesi, bu ses barışın güvercininin kanat sesleri ve bu kanat sesleri Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de konacak, diğer belediyelere de konacak ve Bursa kazanacak. Ben sizlere özellikle Line TV ailesine tarafsız ve ilkeli yayın anlayışınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı anlayışı arzu ederdik ki birçok yayın organı göstersin. Ama sanıyorum farklı şeyler oluyor. Gün gelir hesap döner, sap döner. Herkes saçını başının önüne düşürdüğü zaman herhalde bunun hesabını verecektir diyorum. Bursalı hemşehrilerimize ve tüm yurttaşlarımıza saygılar, sevgiler sunuyoruz. Allah herkesin yolunu açık etsin. Tekrar çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Başarılar. Sağ olun. Seçim 2014'te konuğumuz Demokratik Sol Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Özbilge oldu. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.